Efendim aşkım. Aşkım tam uyandığımdan özür diliyorum. Teşekkür ederim. Yani bence bu çok daha güzel olur. Yeşille kırmızı renkler ama bu da çok tatlı. Bilemedim. İyi tamam hadi bay bay. Tamam hadi öptüm aşkım bay bay görüşürüz. Kahve bye. Yapıyorum şimdi. Tamam. Bay bay bebişim. Hoca diyecek ki neden geç kaldı? Ben de hocam Nutella'lı ekmek yiyordum da ondan geciktim diyeceğim. Bu arada günaydın. Günaydın demeyi unuttum size. Derse geciktiğim için nöbete kalacağım. Şimdi ameliyata gideceğiz. Dersleri anlattılar bugün. Kraniofasyal travmaları falan anlattılar. Aynen. Bu arada ben size söylemedim. Oturdu da çok küçük kaldım. Plastik cerrahisindeyim staj olarak. 4 günlük bir staj. Yani 5. günde şeyimiz olacak, sınavımız olacak. Sadece sözlü oluyordu. Teorik yok. Bugün ameliyat günüm. Bundan önceki günlerde servise polikliniğe çektim. O günlerde çekemedim. O yüzden böyle bu video bir günlük bir video şeklinde olacak. Ben de 2 alıyorum. Giyindik şimdi ameliyathaneye gidiyoruz. Plastik ve neydi ya? Stajın 3. günü oldu. Plastik. Şimdi ameliyata girdim. Yan tarafta memeli konstrüksiyonu var. Yani meme onarımı yapıyorlar. Diğer tarafta da daha önceden yapılmış bir meme küçültülmüş ama sonrasında sarkmış. Memeyi tekrardan dikleştiriyorlar. Öyle şu anda şuradayım. Hayır. Hayır değil mi? Biz bir yemeğe gitsek gelsek olur mu? Tamam. Hayır dersin. Bugünkü yemeğimiz. Arkadaşlar biz şimdi sütür atacağız. Hemen size şeyleri göstereceğim. O dikişi ne? Yine set olarak galiba. Bunlar böyle set olarak oluyor. Biz şimdi bir maketin üzerinde dikiş atacağız. Ama ben daha önceden de derse geç kalıp nöbet cezası aldığım için daha önceden dikiş atmıştım. Elif de acilde pratisyen olarak, pratisyen adayı olarak atmış 4 kere. Boş poşet burada yok.
Shall I compare to a summer day? She's the sun, she fills up the gray. Quench my thirst, she's my lemonade. The yellow that I couldn't paint. Shall I compare to a summer day? Just like the sun, it will never fade. The cool breeze in the shade. My four leaves to the plate. Right to my mistakes. Asistan odası çek. Bu arada asistan odası temizmiş. Normalde asistan odaları çok şey oluyor ya. Dağınık. Asistanlara şey dedim, ben yemek söylemişim de o geldi. Gidiyorum dedim. Böyle baktılar. Ama anlamadılar çünkü kaçıyor gibi oldum. Onlar böyle koridorun kenarında duruyorlardı. Yani o yüzden ben de söyleme gereği hissettim. Söylemesen daha iyiydi herhalde. Evet, biraz bebe gibi davranıyorum. Arkadaşlar saat 6.45. Evet gözüküyor mu şu an? 6.45 ve biz daha buralardayız. Manzara güzel. Burada Pınar şey şakası yaptı. Hani şu üstündekiler mahkum üstü gibi ya. Hani Scraps'la birlikte falan. Böyle bir mesaj. Çok hızlı sustunuz. Bakayım. Gayet iyi kanka. Bir daha. Klip. Kanka. Sütür alacağız. Bakalım ipek var burada. Bunu alabiliriz. Başka. Ne varmış? Sütür çalışacağımız için sentetik. Bunu alalım ya. Bunu alalım. Bir de şey alalım. Bir sütürü alalım. Girls. Nereden buldun? Asistan odasından atlamadan aldım. Bence bu başka bir şey. Kanka perset diye verdi. Makas. Bence perset kanka bu ya. Kanka biraz ince evet. Bir de ucu da farklı. Bir de falan da farklı. Bence o cımbız olur. Perset olmuş. Cizalı olmak nasıl? 15 erkek bir şey. Evet, tutmadı tamam. 2 getirebilirim ama 2-0 versen ben iyi görelim diye. Bir bakalım. Aynen biz hiç bunu görmedik ya. Peki bununla yapabilir miyim sizce? Yaparsın bence kanka. Evet, aynen yaparsın ya bak iğnesi. Ama iğnesi de küçükmüş bayağı. Kanka yaparsınız daha ya. Daha ne istiyorsun? Al kanka. Ooo defa yeterek defem var. Şu manzaraya bak. Ne kadar güzel değil mi? Bu kaç sıfırmış? 5-0. Şey, iğne yamuğu. Kırmızı eriyor. Bunu penset miymiş? Başka bir şey miymiş? Bunu penset. Ama sanki penset daha cımbızımsı bir şey değil. Penset değil bence. Bize daha değişik bir şey var. İnce. Eve geldim şimdi. Bugünün bir değerlendirmesini yapmak istedim editlemeye başlamadan önce. Staj anlamında bence gayet verimli geçiyor. Çünkü hem servis hem poliklinik hem de ameliyatı hiç atlamadan 3 gün içinde görmüş olduk. Onun dışında dikiş atmayı öğrendik. Ya zaten biliyorduk dikiş atmayı ama daha farklı çeşitlerini öğrenmiş olduk. Bir de şu derse geç kaldığında nöbete kalma olayı benim hoşuma gitti açıkçası. Ben 3 günün ikisinde nöbete kalmak zorunda kaldım. Çünkü geç kalmıştım yani. Nöbete kalmak iyi oldu bence. Çünkü daha fazla dikiş attım. O kısımları size çekmedim ama her nöbete kaldığımda dikiş atmayı geliştirdim. Plastik cerrah olmak isteyen var mı? Yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi, arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayın.